Beyaz Saray tarafından yayınlanan 2021 gelir vergisi beyannameleriyle Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yıllık kazançları açıklandı. Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın geçen yıl elde ettiği kazanç 610.702 dolar. 20 Ocak 2021'de göreve başlayan Biden'ın maaşından 378.333 dolar kazandı. Northern Virginia Community College'da ders veren Jill Biden 67.116 dolar gelir elde etti. Biden'lar aralarında kanserden hayatını kaybeden oğulları adına kurulan Beau Biden Vakfı'nın bulunduğu çeşitli kuruluşlara 17.394 dolar bağış yaptı. Çift %24,6'lık bir gelir vergisi ödedi. <laughs> Biden'la aynı tarihte göreve başlayan Harris'in 2021 yılındaki maaşı 215.548 dolar. Başkanın aksine Harris ve eşinin gelirlerinin çoğu maaşlarından gelmiyor. Çiftin toplam geliri 1,65 milyon dolar. Good evening. Good evening. Harris yazar olarak yaptığı işten 452, San Francisco'daki evlerinin satışından 319, baktığı davalardansa 582 bin dolar kazandı. Eşi ise Georgetown Law'da verdiği derslerden 164 bin dolar gelir elde etti. Çift %31,6'lık bir gelir vergisi öderken 22 bin dolar bağışta bulundu. <laughs> Beyaz Saray Biden'ın 24 yıllık vergi beyannamelerinde paylaştığını açıkladı. New York Times 2020'de eski başkan Trump'ın 18 yıllık vergi raporlarını incelemiş, 11 yılda hiç vergi ödemediğini ortaya çıkarmıştı. ABD donanması USS George Washington uçak gemisinde son 12 ayda yaşanan mürettebat ölümlerinin şokunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir hafta içinde 3 denizcinin intiharıyla sarsılan gemide daha önce de 4 denizcinin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada son 12 ayda gemide 7 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi. donanma ölüm olaylarını ve gemideki emir komuta zincirinin intiharlarla ilişkili olup olmadığının incelenmesi için soruşturma başlattı. Donanma, açıklamasında deniz suçları soruşturma departmanı ve yerel yetkililerin ölümleri araştırdığını bildirdi. ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Sarah Self Kyler, CNN'e verdiği demeçte gemide bu ay üçü de dahil olmak üzere en son 4 ölümün intihar kaynaklı olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada 9 ve 10 Nisan tarihlerindeki intiharların üst dışında gerçekleştiği, 15 Nisan'da intihar olayının George Washington uçak gemisinde yaşandığı kaydedildi. Müzik Müfettişler geçen Aralık'ta ölen denizcinin de intihar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladılar. Soruşturmada ayrıca 3 denizcinin intiharıyla önceki ölümler arasında bir bağlantı olup olmadığına da bakılacak. Dünyanın en büyük savaş gemilerinden biri olan George Washington, 2017 yılından beri Virginia'daki Newport News tersanesinde demirli halde bulunuyor. Tersanede gemiye nükleer yakıt ikmali, bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Psikolojik çalışmalar yürütmesi için USS George Washington uçak gemisine bir ekip gönderildi ekipler can kaybı gibi travmatik bir olayın ardından kısa süreli ruh sağlığı desteği sağlamaya amaçlıyor. ABD Olimpiyat jimnastik takımının ve Michigan Eyalet Üniversitesi'nin eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan mağdurlardan 13'ü soruşturmada beceriksiz davranan Federal Soruşturma Bürosu'ndan 10 milyon dolar talep etti. And never Mağdurların avukatları tarafından yapılan açıklamada, Nassar'ın 13 cinsel saldırı kurbanı, ajanların beceriksiz soruşturma sürecinin spor doktorunun daha fazla suistimaline yol açtığı iddiasıyla FBI'dan her biri 10 milyon dolar istiyor ifadesine yer verildi. Açıklamada avukat Jamie White'ın bu sahte 20 dolarlık banknotları veya vergi hilelerini içeren bir dava değil, FBI tarafından da bilinen, genç kadınlara sınırsız erişimi olan ABD Olimpik Takımı doktoru hakkındaki bir seri tecavüz iddialarıydı. Sözleri de yer aldı. White, Temmuz 2015'ten sonra yüzden fazla kadının daha saldırıya uğradığını kaydetti. Adalet Bakanlığı geçen yıl konuyla ilgili raporunda jimnastikçilerin Temmuz 2015'te yaptığı ilk şikayetleri ciddiye almayan FBI'ın hatalı bir soruşturma yürüttüğünü ve bu tarihten sonra yaşanan tacizlerin önünü açtığını belirtmişti. Mağdurların talebinin avukatları aracılığıyla FBI'ya gönderildiği, verilecek cevaba göre konunun mahkemeye taşınabileceği bildirildi. <laughs> Elektronik sigara uzun süre sigaranın sağlıklı alternatifi olarak pazarlandı. Üst üste yapılan araştırmalar bunun koca bir yalan olduğunu ortaya koydu. Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nde yapılan araştırmada elektronik sigaranın organlarda iltihaplanmaya neden olduğu ortaya çıktı. Ayrıca mide, bağırsak ve akciğerde de bozulmaya yol açtığı belirlendi. Üstelik elektronik sigara tuzağının ardından da normal sigara üreten şirketler var. Yani ister elektronik olsun ister bilindik sigaranın her türlüsü telafisi olmayan sağlık sorunlarına yol açıyor. Juan Orlando Hernández fue extraditado Estados Unidos. ABD'ye iadesi 29 Mart'ta onaylanan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández'in iadesi resmen gerçekleşti. Hernandez, polis özel kuvvetleri eşliğinde helikopterle başkent Tegucigalpa'nın güneyindeki Hernan Acosta Meiji Hava Üssü'nden alınarak uyuşturucuyla mücadele dairesi uçağıyla ABD'ye gönderildi. ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanması beklenen Hernandez'in New York Güney Bölge Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi. <laughs> ABD Federal Savcılığı Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısıyla ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı. Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirmişti. Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı. ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine Başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu. Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü. Honduras Yüksek Mahkemesi 29 Mart'ta Hernandez'in iadesine ilişkin kararın Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulu'nda 15 hakim tarafından imzalanarak ABD'ye teslim edilmesine hükmettiğini açıklamıştı. Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. 4 yaşında oğlunun da bulunduğu araçla otobanda hız yaptı. Makas atarken kazaya yol açtı. Ardından da oğlunu kaza yerinde bırakıp koşarak polisten kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Ladaris Davis Hughes isimli babanın sorumsuzluğu pes dedirtti. 12 Nisan'da meydana gelen kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan baba ve oğlu ters dönen araçtan çıkmayı başardı. Çocuk polis aracına alındı ancak baba bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan baba gözaltına alındı. Wisconsin polisi araçta silah bulunduğunu açıkladı. Halkın güvenliğini tehlikeye atmak, silah taşımak ve bir çocuğu ihmal etmekle dahil 5 suçtan yargılanan Hughes, suçlu bulunması durumunda 38 yıla kadar ceza alabilir. Mike, Mike, Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, San Francisco Havalimanı'ndan Florida'ya yolculuk ettiği esnada fotoğraf çekildikten sonra kendisini rahatsız etmeye devam eden yolcuyu dövdü. Man, Tyson. Tyson 55 yaşındaki boksör, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen yolcunun isteğini yerine getirdikten sonra aynı yolcu kendisini rahatsız etmeye devam etti. Tyson yolcuya kendisiyle konuşmayı bırakmasını söyledi. Boksörü rahatsız etmeye devam eden yolcu bir anda ayağa kalkıp kendisine saldıran Tyson'ın tepkisiyle karşılaştı. Ünlü magazin sayfası TMZ'nin paylaştığı videoda boksör bir anda yerinden kalkıp arkasındaki yolcuyu dövmeye başladı. Kendisini rahatsız eden yolcuyu ardı ardına yumruklamaya başlayan boksörü etrafındaki insanlar sakinleştirdi. Olayda iki kişinin polis tarafından gözaltına alındığı biliniyor. Ünlü boksör uçakta yaşanan bu olayla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı and i believe this has already been into yes. if so, if we could please... evlilikleri iki yıl süren Johnny Depp ve Amber Heard'ün ilişkisi Hollywood'un en uzun ve çekişmeli geçen hukuk savaşına döndü. İftira davasının son duruşması gerçekleşti. Depp kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Heard'ün evlilikleri süresince kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını öne sürdü. Um, about 6 years ago um... İkili arasında yasal süreç ilk olarak İngiltere'de başladı. Depp eşini döven adam ifadesi kullanan The Sun gazetesini açtığı davayı kaybetti. Bu kez Hurd'un Washington Post için yazdığı bir köşe yazısındaki suçlamalar nedeniyle davalık oldular. Dava ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görüldü. Depp, Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. There Um, arguments and um, things of that nature. But never did I myself r reach the point of um, uh, striking Miss Hurd in any way, nor have I ever struck uh, um, any woman um, in my life. I'd probably been in the industry 30. Plus years, 35 years, um, never had, had any problems, anything like that. Aktör evliliklerini problemli olarak tanımladı. Eşinin sinir krizi geçirdiğini ve kendisine vurduğunu iddia etti. Aile içi şiddetin ön plana çıktığı duruşmada Johnny Depp travmalarla dolu çocukluğu hakkında da konuştu. Annesi Betty Sue Palmer'ın geçmişte kendisine ve kardeşlerine fiziksel şiddet uyguladığını itiraf etti. She was, uh, she could become quite violent, and she was quite violent, and she was quite cruel, and she, and though there was physical abuse, certainly um, which could be in the form of uh, an being flung at you, you know, it hit you in the head or you'd get beat with a high heel shoe. Depp, fiziksel şiddetin annesi tarafından uygulanan sözlü tacizin yanında hiçbir önemi olmadığını vurguladı. Davada birçok tanık dinlenecek. Duruşmanın altı hafta sürmesi bekleniyor. DeSantis... ABD'nin Florida eyaleti temsilciler meclisi eyalette bulunan ünlü eğlence merkezi Walt Disney World'un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısına onay verdi. Tasarının Florida valisi Ron DeSantis tarafından onaylanması halinde turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın planlama yetkisinin elinden alınacağı ve eyalete daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağı belirtildi. <laughs> Walt Disney World ise kuruluşunda kendilerine sağlanan özelliğin feshedilmesiyle şirketin ve yatırımların nasıl etkileneceği konusunda bir açıklama yapmadı. Vali DeSantis'in tasarıyı imzalamasından sonra Walt Disney World'un özelliğinin Haziran 2023'te sona ereceği kaydedildi. ABD medyasında çıkan haberlerde şirketin eyaletteki LGBT politikalarına yönelik eleştirileri ve demokratları desteklemesi üzerine eyaletin cumhuriyetçi yönetimiyle aralarının açıldığı şeklinde yorumlara yer verildi. 1960'larda Ready Creek iyileştirme bölgesi olarak bilinen 27 bin dönümlük alana arazinin planlama ve geliştirilmesi konusunda kendilerine sağlanan ayrıcalıkla kurulan Walt Disney World eğlence merkezinin yaklaşık 60 bin çalışanının bulunduğu bildirildi. <laughs> ABD'de yapılan araştırma, Müslüman Amerikalıların 2021'de zekat niyetiyle yaptığı bağışların 1,8 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Indiana Üniversitesi Lilia Ailesi Hayırseverlik Okulu'nda Müslüman Hayırseverlik Girişimi tarafından yayımlanan rapora göre, Müslüman Amerikalılar 2021'de yerel ve uluslararası kişi ve kurumlara 1,8 milyar doları zekat olarak bağışladı. Araştırmanın verilerine göre ortalama bir Müslüman Amerikalı hane aile bütçesinden hayır kurumlarına 2070 dolarlık zekat fonu ayırdı. Müslümanların kutsal ayı Ramazan, Müslüman ayırsever takviminde önemli bir zamandır ifadesinin yer aldığı raporda, 2021'de toplanan 1,8 milyar doların çoğunun Ramazan ayı boyunca bağışlanmış olabileceği ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. ABD'li Müslümanların zekat verme yöntem ve tercihlerinin de araştırıldığı raporda bağışların en büyük kısmının %25,3'ünün uluslararası yardım kuruluşları yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi. ABD'de doktora çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrenci Sena Karataş Öztürk, öğrencisi olduğu Florida Eyalet Üniversitesi'nden yağlı boya çalışmasıyla mükemmellik ödülü kazandı. Sanat eğitimi bölümünde doktora yapan MEP burslu öğrenci Öztürk, üniversitenin farklı kategorilerde düzenlediği yarışmada Fox Hill Tower isimli yağlı boya çalışmasıyla görsel sanatlarda mükemmellik ve başarı ödülüne layık görüldü. Okulda düzenlenen ödül töreninde Türk öğrenciye ödülü bölüm hocaları tarafından takdim edilirken, eserinin üniversitenin onur koleksiyonunda bir yıl boyunca sergileneceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ülkenin güney eyaletlerindeki orman yangınları sürüyor. Arizona ve New Mexico eyaletlerindeki yangınlar sıcak ve kuru havayla şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayıldı. Arizona eyaletinde 6 bin dönümlük alanda etkili olan yangın nedeniyle yüzlerce aile tahliye edildi. Rüzgarın hızının 112 kilometre saati bulduğu New Mexico eyaletinde de yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlar başka yerlere nakledildi. Yollar karla kaplandı, şehirler beyaza büründü, İspanya'da Nisan ayının sonu yaklaşırken kara teslim oldu. Ülkede son 20 yıldır Nisan ayında kayda geçen en yoğun kar yağışı görüldü. Kuzey ve orta kesimlerinde 30 kadar otoyolda ulaşım kar nedeniyle güçlükle sağlandı. Irak'ta kum fırtınasının etkisi altında. Başkent Bağdat'ta gökyüzü toz bulutuyla kaplandı, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü. Birçok kişi solunum sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Havalimanında da uçuşlar askıya alındı. Ukrayna'ya önümüzdeki birkaç hafta içinde silah ve ekipman desteği hızlı bir şekilde sürecektir. İki ay içinde tüm desteğimiz 1 milyar dolara ulaşmış oldu. Security... ABD Başkanı Joe Biden, özellikle Donbas bölgesinde kullanılmak üzere 800 milyon dolarlık yeni bir yasa tasarısı imzaladığını bu sözlerle açıkladı. Askeri yardım paketinde 121 adet Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna için geliştirdiği Phoenix Hayalet Drone adı verilen insansız hava aracı, 144 bin adet top mermisiyle 72 adet obüs ve çeşitli askeri malzemeler yer alıyor. Rusya'ya yaptırımlar da sürüyor. Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV, Rusya'dan petrol ithalatının durdurulduğunu açıkladı. İngiltere ise Ukrayna'da ön cephede savaşan Rus generallerin yanı sıra Rus ordusunu destekleyen 26 kişi ve işletmeye yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Japonya Parlamentosu Rusya'nın ayrıcalıklı ülke statüsünün kaldırılmasını onayladı. Rusya ise mütekabiliyet gereği Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Sankt Petersburg'daki başkonsolosluk faaliyetlerini sona erdirdi. İsrail polisi Mescid-i Aksa avlusuna girdi. Ortalık karıştı. Sabah namazı sırasında düzenlenen baskın üzerine Filistinli bir grup genç polislere taş attı. İsrail polisi de ses bombası ve plastik mermi kullandı. Müdahalede 31 Filistinli yaralandı, 14'ü hastanede tedavi altına alındı. Olaylar sırasında avludaki ağaçlarda da yangın çıktı. Yangın Filistinli gençler tarafından söndürülürken İsrail polisinin çekilmesinin ardından avludaki yıkıntılar da temizlendi. Avlu dışına çekilen İsrail polisi eylemlerini sonlandırmadı. Bu sefer de cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenler engellendi. Her zamanki gibi yaş kotası uygulayan polis içeri sadece yaşlılarla kadınları aldı. Mescid-i Aksa'ya girişi engellenen Filistinli gençlerle polis arasında zaman zaman arbede çıktı. Olaylarda bir Filistinli gözaltına alındı. Daha sonra polis genç erkeklerin içeri girişine izin verdi. İsrail güçlerinin 18 Nisan'da Cenin yakınlarındaki El Yamun beldesine düzenlediği baskında yaralanan Filistinli'dense kötü haber geldi. 20 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Afganistan yine kana bulandı. Mezar-ı Şerif şehrinde bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı duyuruldu. Kunduz kentinde de teknisyenleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama oldu. Patlamada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Nangarhar'daki patlamada ise 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kabil'de de yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Olayda iki çocuk yaralandı. Terör örgütü DEAŞ, Mezar-ı Şerif'teki saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini duyurdu. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son iki yıldır başarıyla yürüttüğümüz mücadeleyi inşallah zaferle taşlandırmakta kararlıyız. Sağlık sistemimizin gücü, aldığımız tedbirlerin etkinliği, yaygın aşılama kampanyamızın da pozitif etkisiyle hamdolsun vaka, hastaneye yatış ve vefat sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Bilim insanları mevcut tablonun pandemiden ziyade bir endemi olarak tanımlanmasının daha uygun olacağını ifade ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekler temelinde kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapacak, bilim kurulumuzun da tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararları milletimizle paylaşacağız. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte ameliyatlardan tetkik ve tahlillere, görüntülemeden stand, standart poliklinik hizmetlerine kadar hastanelerimizdeki hizmetlerinde tekrar rayına girdiğini görüyoruz. Salgın ülkemizin gündeminden çıktıkça sağlık hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen serzenişler zamanla daha da azalacaktır. Bizler de insanımızın sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde sağlık hizmetine ulaşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarım, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığındaki heyetin ABD'deki temasların ardından Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik olumlu yorumlar yapılıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, IMF ve Dünya Bankası bahar toplantılarındaki izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin uzun vadede öneminin artacağına yönelik yorumlar yapıldığını vurguladı. Çin'in küresel ekonomideki yerinin yeniden değerlendirilmesi ve Latin Amerika'nın gelişen piyasalarda favori olarak gösterilmesi de Brooks'un notları arasındaydı. Brooks, Almanya'nın algısını ise korkunç olarak niteledi. AB ülkesinin beklenenden çok daha fazla itibar kaybı yaşadığını söyledi. Uluslararası Finans Enstitüsü baş ekonomisti Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik enerji ambargosunun Fransa'daki seçimlerin sonrasına kadar gündeme gelmeyeceğine de dikkat çekti. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Aşaması biten bu teklif inşallah bayramdan sonra genel kurula gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır. Mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Sabit ek ödemeleri bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın bu sebeple herhangi bir hak kaybına uğramamaları da temin edilecektir. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı, Ege ve Doğu Akdeniz'de süren gerilimler. Tüm bunlar yaşanırken Türk Deniz Kuvvetleri Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde adeta güç gösterisi yaptı. 7 Nisan'da başlayan Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük deniz tatbikatlarından Mavi Vatan 2022 seçkin gözlemci günüyle sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları TCG Kemal Reis fırkateyninden Mavi Vatan 2022 tatbikatını gözlemledi. Tatbikatta deniz harekatlarına hazırlık eğitimleri yapıldı. Kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekat planlaması gerçekleştirildi. Tatbikatta mayın temizleme faaliyeti de yürütüldü. SAS timleri denizde tespit ettikleri mayının olduğu bölgeye helikopterle iniş yaptı. Mayın temizleme timi hedefi başarıyla imha etti. Deniz kuvvetleri envanterine giren milli silah sistemleri de denendi. Aksungur'dan ateşlenen mamle hedefi tam isabetle vurdu. Mavi Vatan 2022 tatbikatı geçit töreniyle sona erdi. İlk kez gerçek bir noktaya nişan alındı. Su üstü hedef tam isabetle vuruldu. Türk mühendisliğinin ürünü Mini Akıllı Mühimmat Mamle, Mavi Vatan tatbikatı kapsamında yerli SİHA Aksungur'dan ilk defa ateşlendi. Müzik Tatbikatta Seçkin Gözlem Günü kapsamında deniz kuvvetleri envanterine giren milli silah sistemleri denendi. Mini akıllı mühimmatlardan Mamle de onlardan biriydi testleri başarıyla geçen mühimmatın gerçek atışı yapıldı. Mini akıllı mühimmat Roketsan tarafından üretildi. Menzili 15 kilometre, zırh delici ve yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı taşıyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı vuruş hassasiyetine sahip. Mini akıllı mühimmatlar sihalarla özdeşleşmiş durumda. TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur'da etkin şekilde bu silahları kullanıyor. Aksungur SİHA, Mavi Vatanda Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Deniz Harbi'nde düşman denizaltılarına karşı etkin şekilde görev alabiliyor. Aksungur sadece muharebe vazifelerini yerine getirmiyor. Keşif ve gözetleme faaliyetleriyle istihbarat çalışmalarına da katkı sağlıyor. Orman yangınları ve deprem gibi afetlerde baz istasyonu olarak havadan destek veriyor. Biz Ay'a bir araç ulaştırmış olmak da oradaki haklarımızı da bir, yer, bir yerde garanti altına almış oluyoruz. Bundan sonrasını da. Yani çünkü bizim ülkemizin, devletimizin ve milletimizin her ferdinin uzayda hakları var. Gök cisimlerinin hakları var. Bunları da garanti altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Uzay Programı güçlü bir şekilde hedefe doğru ilerliyor. Türkiye'nin aya ulaşabilen ülkeler arasına girmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor. Gelecek yıl uzaya çıkacak ilk Türkün yakın zamanda belirlenmesi ve sene sonunda göreve hazır hale gelmesi bekleniyor. İki kişi seçilecek nihai olarak tabii ön eleme olacak. Daha sonra farklı kriterlerle elemeler olacak. Ve seçilen iki kişi gidip ilgili kurumda eğitim alacak. Bu eğitimin sonunda da en başarılı olan adayımız inşallah uzay istasyonuna giderek orada bir hafta on gün kalacak deneylerimizi yapıp dönecek. Ay araştırma görevinde bulunacak uzay aracında da önemli yol kat edildi. Ay'a gidecek olan aracımız nihai tasarımı Haziran gibi bitme Safasında Ön tasarım zaten yapılmıştı, kavramsal tasarım. Şimdi nihai tasarım da bitmek üzere, daha sonra da imalatla başlanacak bunun. %100 yerli roket motoruna sahip olacak aracın 2024 yılının başına kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında. 21 Nisan 1926'da doğan kraliçe için sade bir kutlama töreni yapıldı. Doğum günü nedeniyle Windsor Kalesi'nde kraliyet muhafızları nöbet değiştirme töreni gerçekleştirdi. Kraliçe için iyi ki doğdun şarkısı çalındı. Halka açık düzenlenen törende Hyde Park'ta 41 pare top atışı yapıldı. Asıl kutlamaysa 2 Haziran'da yapılacak. 4 gün sürecek kutlamalarda hem kraliçenin doğum günü hem de platin jübile olarak adlandırılan tahtaki 70. yılı kutlanacak. <laughs> doğum günü vesilesiyle atlara düşkünlüğüyle tanınan 2. Elizabeth'in iki midilliyle çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı. Kraliçenin doğum günü için ABD'li oyuncak firması Mattel'de Elizabeth bebeği üretti. Sınırlı sayıda üretilen kraliçe bebeği, saygı koleksiyonunun bir parçası olarak çıkarıldı. Kraliçe Elizabeth tahtaki 70 yıl boyunca en sıkıntılı günlerini Prenses Diana'nın öldüğü günlerde yaşadı. 1997 yılında trajik bir kazada hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ölümüne, kraliçenin sakin yaklaşımı ve 5 günlük milli yaz günlerinde kraliyet ailesinin saraydan dışarı çıkmaması İngiliz halkının yoğun tepkisini almıştı. The to is set to celebrate her birthday at Astronotlar Güneş'in yüzeyinde iki yeni leke kümesi bulunduğunu duyurdu. Bazı lekelerin boyutunun dünyadan büyük olduğu ve risk teşkil edebileceği açıklandı. Güneş lekeleri yani çeşitli patlamaların meydana geldiği aktif bölgeler. Bu bölgeler sıcaklığı çevresine kıyasla daha düşük olduğu için karanlık lekeler olarak tanımlanıyor. Bu lekelerde meydana gelen patlamalar nedeniyle de uzaya radyoaktif parçacıklar savruluyor. Parçacıklar eğer dünyanın manyetik alanına girerse radyo iletişimi, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor bilim insanları Güneş'teki patlamaların sıklaşacağı 2025 yılında şiddetli patlamaların dünyayı etkilemesini öngördüklerini söyledi.